Buna ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa hazır zamlar demişken, bunlar inmiyorken Tarım Bakanı'nın yaptığı çağrıya mı bir geçelim? Bir onu da görelim. Yani o da hayret verici çünkü. Şimdi Tarım ve Orman Bakanı Sayın Secer Bekir Pakdemirli aşırı zamlanan gübre, ilaç ve mazottaki fiyatlara karşı, ki çiftçiler perişan halde çünkü bildiğim kadarıyla %100'lere yakın zam gelmişti değil mi? Gübreye, ilaca. Yani 60'tır, 70'tir bilmiyorum ama %50'nin üzerinde zamlar. Aşağı yukarı son bir yılda %500, %600 gübre ve ilaçta zamlar. Son bir yılda. Son bir yıl üzerinde söylüyorum. %500, %600 zam var. Evet. Somut destek bekliyor tabii çiftçiler bu durumdan. Fakat onlar somut destek beklerken Tarım Bakanı Bekir Pakdemir'in cevabı şöyle oldu. Zamlara rağmen üretin. Neden böyle bir şey söyledi? Neye dayanarak söyledi? Zamlara bakmayın. Haberimizi bir izleyelim. Ben Tarım ve Orman Bakanınız olarak size bu kadar kalabalık bir havzunu bulmuşken söylemek istiyorum. Siz üretmeye devam edin. Siz üretmeye devam ettiğiniz sürece sizin alın terinizi biz yere asla düşürmeyeceğiz ve ürettiğinizin bedelini karlı bir şekilde mutlaka alıyor olacaksınız. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Tohum Yetiştiricileri Birliği'nin toplantısında karşısında artan maliyetler nedeniyle beli bükülen çiftçi var. Maliyetler artabilir. Maliyetlerdeki artıştan endişe etmeyin. Gönlünüzü ferah tutun. Çünkü ürünlerinizin fiyatları da dünya çapında hem artıyor, Türkiye'de de biz bunları doğru alım politikaları, üretici dostu politikalarla son 3,5 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için kendi bakanlığım döneminden bahsedebilirim. Biz hiçbir zaman üreticimizin alın terini boş harcatmadık. Bundan sonra da harcatmayacağız. Endişe etmeyin, gönlünüzü ferah tutun diyerek devam etti sözlerine. Gübre atmakta, ilaç atmakta, yemimizi atmakta. Siz sağlam durun, üretmeye devam edin. Oysaki çiftçinin beklentisi artan kurla birlikte zirveyi gören tarımsal maliyetler için devletten destek almaktı. Para mı kaldı? Para olursa yaparsın. Ben ekin ekemedim. Hepsi boş duruyor orada. Günde 13 lira. Günde 13 lira. Ekin alamıyorum. Arpa 3 lira olmuş. Ben nasıl yetiştireyim? Evet. Şimdi haberi izlerken de aramızda konuşuyorduk. Siz üretmeye devam edin. Elbet alıcısı olacak. Elbet ürünleriniz satılacak dedi Tarım Bakanı Pakdemirli. Hani neye dayanarak söyledi? Bu kadar yüksek zamlarla, bu kadar maliyetle nasıl üretsin çiftçi? Aksine bırakırken çiftçi şeyini, ekmeğini, tarlasını, ekmeği bırakırken Sayın Bakan'ın bu çağrısına nasıl kulak verip de yapsınlar gereğini diye soracaktım. Fakat Mehmet Tezkan dedi ki destek verecekler dedi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da madde madde kalem kalem açıkladı. Hem kuraklık nedeni var, kuraklık nedeniyle de bir takım ürünler de saydı. Pirinç, mercimek, şu bu. Bir destek yapacaklar çiftçiye belli. Ama bir şey biliyor muyuz net olarak? Ayrıntısını biliyor muyuz? Değil. Şimdi ben açıkçası şeyi tam bilmiyorum. Tarım konusunda uzmanları takip ediyorum. Bu konuda uzmanların söylediği bir kış gübresi oluyormuş. Kasım ayında filan atılan. Hazırlık gübresi, bir de yaz bahar gübresi. Çiftçi kış gübresini atamamış. Onun için söylüyorlar ki ya bu desteği verecekseniz ne olur bir an önce verin ki çiftçi tarlasına gübresini atsın. O zaman eğer gübreyi atmazsa, atamazsa. Cumhurbaşkanı o nedenle mi açıkladı acaba? Atamazsa diyorlar. Gelecek yıl verim çok düşük olur ve Türkiye bir gıda krizine gidebilir. Onun için ben de defalarca bunu hani biraz bazen seyircilerimiz bağışlasın beni. Bazen böyle sert cümle kullanıyorum. Sert cümle kullanmamın amacı şu. Soruna dikkat çekmek. Sorunun büyüklüğüne dikkat çekmek. Bunun için dedim ki eğer bu destekler verilmezse Türkiye bu yıl neydi? Kotalı satışlar oldu değil mi? Hala oluyor. Yağ, un, şeker filan kotalı. Yani ne diyorsun? Gidiyorsun bir tane alabiliyorsun, iki tane alabiliyorsun. Sana sınırlıyor. Kotalı satıştan karneli satışa geçebiliriz dedi. Hı hı. Karneli satışa geçmemek için bu destekler verilsin bir an önce. Verilsin ki çiftçi maliyete önce bakarak o maliyet yüzünden tarlasını gübreleyemez ise biz ciddi sıkıntıya gireriz. O da sebeple de fiyatlar artacak. Fiyatlar artar. Tabii o zaman şöyle olur. Hem mesela diyelim ki gübreyi atamadı çiftçi. Gübreyi atamadı. Türkiye'nin yaklaşık yıllık 20 milyon, 22 milyon hasat durumuna göre, yani hava durumları durumu da etkili burada. Buğday rekoltesi söylüyorum. 18 ile 22 milyon ton arasında oynuyor buğday rekoltesi. Buğday rekoltesi
12 milyona düştü. Dünyada da sıkıntı. Misal olarak söylüyorum. Gübreyi atamadım ve 10 milyona düştü. Aç kalırız. Yani fiyat artışını bırak, ürün bulmak sıkıntısı oluşur. Ekmek sıkıntısı oluşur. Bu sefer karneli satışa geçer. İşte o sebeple. Evet. Onun için bir an önce desteklerin verilmesi, yani zaman geçirilmemesi. Bakın kış gübresi, ben birçok uzmana bakıyorum bu konuda söyleyeyim. Kış gübresi atamamış çiftçi. Kış gübresi atamamış. O zaman şöyle diyelim, bağlayalım. Önce destekler açıklansın, verilsin. Ondan sonra da çiftçi tarlasını bakalım bu destekler doğrultusunda eksin ne kadar ekebiliyorsa görelim. Şimdi hani önden şey gibi oldu bu. Hani siz yapın, hukuk arkadan gelir. Şimdi öyle diyor, ekin, destek arkadan gelir demek gibi oldu. Dün Mehmet Tezkan'ın söylediği şey hocam, Mehmet hocamın söylediği şey de işte burada. Yani şey arkadan gelir diyor. Düzenleme arkadan gelir diyor. Şimdi mesela benim Türk liram var. Yüksek kurdan mı bankayla anlaşma? Her gün açıklayacak ya Merkez Bankası. Her 11'de. Gün 11'de açıklayacak. O günkü kur bu diyor. Dün açıkladığı kur piyasadaki fiyat kurdu. Tamam. O kurdan, yani benim yüksek kurdan mı paramı buna yatırmam iyi, düşük kurdan mı yatırmam iyi? Normalde bunun iktisadi modelinde dövize endeksli mevduat açacaksanız düşük kur üzerinden açmanız gerekiyor. Niye? Ki kur düşük olacak ki düşük kur üzerinden açacaksınız. Kur yükselirse faizin üzerinde para kazanacaksınız. Hayır, tam tersi ben hesapladım. Niye? Mesela şimdi ben yüksek kurdan aldım, değil mi? 14 liradan gittim bankayla anlaştım. Tamam. Evet. Dolar 14 lirayken TL'nizi getirdiniz. Getirdim, verdi. Dedik 14 lira. %14 faizle aldım. Artı kur farkı dedi. Evet. Tamam. Kur indi 10 liraya. Evet. Ben %14 faiz aldım. Gittim paralık 10 liralık dolar alsam daha çok dolar alacağım. Faizin bak maaşını yüksek. Maaşını dolarla mı alıyorsun? Hayır, yüksek. Dolarla niye bakıyorsun? Şunu dolara soruyorlar. Kurdan git, yüksek kurdan mı gidip TL olarak yatırırsan paranı, kurun yüksek olması mı iyi, düşük olması mı iyi? Yüksek dolar olması, bazında bakıyorsanız, yüksek dolar olması bazında da bakıyorsanız iyi. Yüksek olması daha iyi. Çünkü ben ne oluyor? Bak, hem dolardan kazanıyorum, o günkü paramla daha fazla dolar alacağım. Evet. Hem de %10'da daha fazla faiz alacağım. Yani şu anda girenler şöyle bakacak her gün, dolar düşüyor mu? 3 ay sonra düştüyse iyi. Ama, daha çok kar edecek. Ama onu, orada da şuna bakacaksınız, şu etkili olacak. Siz dolar 14 lirayken paranızı %14 faizle bağladınız. Tamam. Enflasyon %30. Zaten enflasyon dolar, var. Dolarda da olsam var, şeyden de olsun. Türkiye'de TL olduğu için alacağınız bir yıl sonra, diyelim ki bir yıl var. 3 ay sonra da ya. Veya 6 ay sonra alacağınız ürün miktarı aşağı düşmüş olacak. O öyle zaten. TL'den kaybedeceksiniz, hayır, dolardan kazanacaksınız. Onun için Türk parasını dolara endeksledik diyoruz. Yüksek kur, alçak kur meselesi. Yani insanlar acaba bekliyor mu? Hani kur, dolar düşsün daha şey, şey diye. Dediğiniz yöntem bir yöntem. Şey, yani yüksek yani. Kur daha çok. Yüksek kur, kurda, dolar kazanma, dolar bazında kazanmak istiyorsanız yüksek kurdan paranızı bağlayın. Bağlayacaksın. Peki. Kur düşürtüyse çok daha fazla kazanacaksın. Daha fazla doları kazanacaksın. Evet. Öbür türlü aynı dolarla. Neymiş? Dolar artık milli para olmuş. Öbür türlü kur yükselirse, diyelim ki 14'te bağladın. Kur 18'e çıktı. Senin %14 faizin hiçbir şey ifade etmiyor. Ay %18, yani kur 18 liraya çıktıysa sen 18 lira üzerinden yine aynı parayı aldın. Gidip dolarını aldın, aynı dolar. Aynı diyelim dolar. Ki 10 bin dolarsa 10 bin dolar. Ama öbür türlü kur aşağı düşerse 10 bin doları bankadan aldığın faize gidip 12 bin dolar alma ihtimalin var. Onu o zaman bir de tersten söyleyelim. Evet. 3 aylık diyelim bağlıyorsunuz veya 6 aylık fark etmez. Dolar kuru 12 liradan bağladınız. Tamam. 6 ay bağladınız, %14 faizle bağladınız. Merkez Bankası'nın faizi ya. Evet. 6 ay sonra yarısı %7 faiz alıyorsunuz. Kur da %7 arttı sadece. Ama tam 5. ay geldi. Merkez Bankası baktı piyasada. Bir sistem patlıyor, iş olmuyor. Piyasa faizleri yükseldi enflasyon yükselişinden dolayı. Merkez Bankası faizi 14'ten 22'ye çıkardı. Siz 5. ayın sonunda 14 faizde kaldınız, 22'ye çıktı faiz. Olmaz, nasıl var, nasıl? Peki, nasıl olsun? Şimdi şöyle, son...